Şimdiye kadar sizde özne zamirlerini, nesne zamirlerini, iyilik yani sahiplik sıfatlarını gördük. Şimdi de sahiplik zamirlerini göreceğiz. Mine, yours, his, hers, its, ours, yours, their. Bunlar ne işe yarıyor? Onları göreceğiz. Şöyle dışarıya çekip bakarsak. Mesela birisi size diyor ki, bu kimin çantası? Diyorsunuz ki, it is hers, onunki. Cep telefonunuz çalıyor. İki kişinin de cep telefonu çalıyor. Ve karşıdaki diyor ki acaba hangimizinki çalıyor? Cebine daha bakınırken it's mine diyorsunuz. It is mine. Benimki. Benimki çalıyor. Arabanızı arıyorsunuz. Veya birisiyle arabanıza doğru yürüyorsunuz otoparkta. Hangisi senin araban diyor. That car is mine diyorsunuz. Şu araba benimki. Dolayısıyla sahiplenmeyi gösteriyorsunuz. Dikkat edin. Kendisinden sonra bir sıfat getirmediği için yani my car değil, my car desem sahiplik sıfatı olacak bir önceki konu. Şimdi kendisinden sonra bir sıfat yok, direkt nesne yerine geçiyor. Nesneyi aslında sahipleniyor. Dolayısıyla bir zamir, sahiplik zamiri, that car is mine. Bu yüzden sahiplik zamiri deniyor. Yeri geldi bunları kullandığımızda ne olduğunu hatırlayacaksınız. Bu konular ve acayip ezberlemeniz gereken aman bunları hafızamda tutayım diye konular değil. Bunlar yeri geldiğinde ne olduğunu hatırlayacağınız, dönüp bakacağınız ve zamanla size yerleşecek konular. İçiniz rahat olsun.